versem acaba? Belki de gerçekten ben yanlış anlamışımdır. Kız sadece adres sormaya gelmiştir. Evet, evet. Nefit Bey'e bir şans daha vereceğim. Gel, gir Dayan, içeri, yürüme ya. Nefit, Dayana'yı sana bırakmam lazım. Oğlum, emanetçi mi burası? Ya gözünü kaşını seveyim, yardım etsen ne olur. Çok önemli bir işim var be. Ne iş? Oğlum, anlasana. Evet, kız atacağım be, kız. Madem ortada böyle kutsal bir neden var, o halde kabul kanka. Bana öyle bir iyilik yaptın ki, sağ ol kankacığım. Tamam. İnşallah biz de bir gün kanka olmanın 75. yılı kutları seninle. Dayana, going. Tamam. Dayana, daha havari mi? Sağ ol, sen nasılsın Mahsa? Seni gördüm, daha good oldum be Dayanacığım. Bak ne yapalım biliyor musun? Bundan sonra ben sana Didi'yim, sen de bana Dodi de. Ha? Ne dersin? Dodi? Aa, Prenses Diana'nın ölen darlingi. Böcek! Böcek! Kapı! Dur beraber. Böcek! Firdevs, hoş geldin. Allah'ım inanamıyorum. Ben de sana son bir şans daha vermeye gelmiştim. Ama, alçak! Bak Firdevs, bu böcek de... Böcek ha? Yalanın bu kadar da pes doğrusu. O böcek sende çiçek öyle mi? Püh! Yazıklar olsun. Hatırlıyor musun sevgilim? 9 sene önce bugün tanışmıştık. Nasıl hatırlamam hayatım? 9 years ago. Ben sinemada senin ön koltuğunda oturuyordum. Sen de film boyunca bana kafanızı biraz şöyle çeker misiniz diye şey diyordun. Evet. Aslında kafandan rahatsız olmuyordum. Seni sinemaya girerken görüp beğenmiştim. Tanışmak için bahane yaratmaya çalışıyordum. Biliyorum canım. Çünkü sinemada ikimizden başka hiç kimse yoktu. Ve sen ısrarla arkamda oturuyordun. Sonra da beni çalıştığın ajansa sekreter olarak aldırmıştın. Ya ne güzel günlerdi değil mi? Neyse. Hadi şerefe. Hoppala şimdi kim bu münasebetsiz ya? Ama neyse sen rahatına bak sevgilim, ben hemen bakıp geliyorum Allah'ım ya. Bir dakika rahat yok be. Kanka aldığım emaneti sağlam olarak geri veriyorum. Orada böcek var, ben burada kalmak istiyorum. Ben de istiyorum, burada böcek, orada ne var? Hadi güle güle sonra. Ben böcek var bende kanka. Kendin, sen kendin böceksin bodur. Hadi güle güle hadi. Kimmiş canım? Kim olacak canım? Seyyar satıcı. Ya? Hayret bir şey. Bu saatte ne satıyor acaba? Ne satacak canım? Boza getirmiş. Aman ya. Ne ısrarcı bozacıymış bu. En iyisi açmayalım kapıyı. Bence açalım canım. Kanka. Bak ayıp ediyorsun ama. Hem beklediğin manita da gelmemiş. Al şu emanetini. Öst. Ne manitası? Ne emaneti be? Kız arkadaşımla aram açıldı zaten. Hayret bir şey ya. Oğlum. Orada böcek var. Evet. Bir açıklama bekliyorum Masar Bey. Orada böcek var. Böcek. Önder Bey kusura bakmayın ama böyle neyci olduk efendim? Maliyeciyiz deriz. Ya ama maliyecilerin böyle resmi kıyafeti yok ki. Olsun biz... Resmi maliyeci izleriz. İnşallah yutarlar. Yutarlar. Hadi çal şu kapıyı. Kaybedecek bir saniyemiz bile yok. Hanımefendi bir ihbar aldık. Yastık altında kayıt dışı paranız varmış. Ona bakacağız efendim. Geç. Ama bir dakika. Bunda bir yanlışlık olmalı be. Valla yanlışlık var mı yok mu bilemeyiz. Menkıbe Hanım teyze. İsmimi nereden biliyorsunuz? İhbarı yapan vatandaş söyledi. Menkıbe Hanımcığım, bu kadar çok parayı evde bulundurmanız doğru değil ama... ya bir bankaya yatırsanız hep faiziyle gül gibi geçinip gideriz. İleride yani evlenince. Benim o kadar param yok ki. Göreceğiz bakalım. Oğlum koş git yatak odasında yastığın altına bak gel. Emredersiniz amirim. Mali olarak bu işleri çok sıkıya aldık. Artık evlere de baskın yapıyoruz. Allah Allah. Çok ilginç. Yastık altında hiçbir şey yok amirim. O halde gidiyoruz. Hanımefendi, bu arada sizi burada dolaşan manyaklardan haberdar edeyim. Aman dikkatli olun, fazla yaklaşmayın. Müsaadenizle. Şuraya bak. Ben hasta olduğum için sana zarar gelmesin diye buraya gelmiyorum. Sen benim yokluğumdan istifade ederek eve karı kız atıyorsun ha? Aa, o karı kız değil o, turist. Annem göndermiş, paket yapıp sardırmış. Öğrenci, turist. Haydi, turist ha? Masa, kiminle konuşuyorsun sen? Ben mi? Yok bir şey, kendi kendime konuşuyor ben. Bu kız buradan gidecek. Hayatım, Ruslarcığım bu kız buraya şey için geldi. Bana İngilizce öğretecek ya. Bir lisan, bir insan biliyorsun. Hadi be oradan. Çocuk mu mu kandırıyorsun sen? Yok, vallahi bak sen gelmeden az önce biz burada çalışıyorduk. Hatta Mrs. and Mr. Brown'a kadar gelmiştik.
Bana bakma Sarp, son kez söylüyorum. Bana salak muamelesi yapma. Yemin ederim ki ağız şeklini Kemal Sunal modeli yaparım. Emine, bindirdim gemine. Allah Allah! Ne oluyor bu gece anlamadım. Vallahi ben de anlamadım Menkıbe Hanımcığım. Hoppala! Bu gelenler de Hilmi Topaloğlu ile Özcan Deniz'se hiç şaşmam doğrusu. Allah Allah! Menkıbe Hanım'ın da ne çok geleni gideni varmış. Kaçak sucuk imalatı yapıldığına dair bir ihbar aldık. Bu evde bir eşek varmış. Evi arayacağız. Eşek mi? Aa, ayol eşeğin ne işi var evin içinde? Ha, orasını bilemiyoruz ama bir eşek görüyorum ben. Evet, ben de görüyorum. Ah! Önder Bey! Anarşik herif! Aman tamam tamam, itiraf ediyorum. Bu adamın burada olmasından huylandığım için bu yola başvurdum. Ne yapayım, elimde değil. Hayda, sana ne oluyor be adam? Menkıbe benim yavuklum, hatta akrabam. Sen kim oluyorsun be? Al Diana, al. Sen burada sleeping, ben kendi bedroom'umda sleeping. Okey. Okey. Okay. Yok desin olacaktı. Ben başka bir şey mi söyledim hayatım? Masa, sen bana bir şey mi dedin? Ben şey dedim, bye bye Diana, good evening. Good evening Masa. Hadi yürü. Ya, good evening diyorum. Dua et, kız turist diye acıdım. Yoksa ben yapacağımı biliyordum. Sağ ol, sağ ol benim anlayışlı ruhum. Hadi, hadi. Allah rahatlık versin. Masa Bey, ben çok korkuyorum. Acaba sizin yanınızda yatmak olabilir? Hayır, olamaz. İyi geceler Menkıbe Hanımcığım. Tatlı rüyalar. İyi geceler Gazanfer Beyciğim, size de. Kız, şu anda bizim oğlan ne yapıyor acaba? Ay anne ne bileyim ben, evlilik çağına gelmiş bir kıza böyle bir soru sorulur mu hiç? Ama herhalde iyi bir şeyler yapıyorlar. Kim bilir, belki de bizim küçük şehzade şu anda yola çıkıyordur. Ay pes vallahi anne. Bunu ben söylemiş olsaydım var ya, sus edepsiz deyip susturdun ha. Sus bakayım, edepsiz. Oldu işte. Ayrıca nereden biliyorsun, belki de kız evlenmeden önce olmaz diyecek. Aman, açtın yine o şam ağzını. Hadi yat. Patla uyu. Emredersiniz. Uyu Firdevs. Kalk Firdevs. Bıktım Firdevs. Ya artık daha fazla dayanamayacağım gözüm abla. Aşağı inip Masar'ı görmek istiyorum. Kızım bu durumda gitmen doğru değil ama hapşırığınla bir kasırgaya bile neden olabilirsin. Dayanacığım bak şimdi. Bu peynir. Turkish peynir. Peynir. Turkish peynir. Yok, Japon oto peyniri. Ne diyorsun ya? What do you say? Bu ne nasıldı bu peynir? Heh, bu cheese, 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 cheese. Cheese. White cheese. Ay neredeler bunlar acaba? Evet. Oo! Aman maşallah, maşallah. Allah mutluluğunuzu arttırsın. Aferin size, hep böyle olun. Bir ömür boyu böyle görmek isterim sizi. Madem ki buraya Türkçe öğrenmeye geldin, çorba da benim de tuzum olsun bari. Şunu oku bakayım. Koça. Koça değil, koca, koca. Mazhar yani, mazhar. Mazhar. Şimdi de şunu oku. Anne. Anne. Benim annem, güzel annem. Benim annem, güzel annem. Menkıbe, benim annemdir. Menkıbe benim annemdir. Aman da aman. Ben senin o anne diyen dillerini yerim. Nerede yazıyor bu? Bir yerde yazmıyor. Ben senin için söyledim. Aman aman aman. Bir hafta da olmak üzere Gözüm ablacığım. Yani bugün hastalığımın son günü. O halde sen de artık rahat rahat faniye tarafa gidebilirsin Ruhsar'cığım. Aşağı inip o masara, anası olacak o cadıya ve küçük cadı Firdevs'e günlerini göstermenin zamanı geldi. Ben İngilizceyi sökemedim ama o Türkçeyi söktüm maşallah. Dayana, sen gelin olmak istemek. Biz seni gelin almayı çok istiyoruz. Sen dayak istemek Firdevs. Sussana lütfen. Yumurta yer misin? Yumurta dayana. Yumurta. Yumurta? Yumurta nasıl anne? Yumurta. Egg. Chicken yapayım. Oo, bu güzel kızımız da kim? Tabii Menkıbe Hanım'ın dışında demek istedim. Buyurun Gazanfer Beyciğim, buyurun buyurun. Biz de burada hayırlı bir işi halletmeye çalışıyorduk. Aha, anladım. Mazhar değil mi? Ay. Yok yani pek aslında öyle değil baba. Yo yo yo, artık yaz bitti, evlen oğlum. Bak annene de yazık. Sen evlen ki o da hayatını kursun değil mi ama?
Hasan? Ah Ruhsar, babası. Ha. Buyurun, benim kahvaltım bitti efendim. Rahatsız olma. Estağfurullah. Evet, çok teşekkür ederim. Bir şey değil babacığım, bir şey değil. Ruhsar'cığım, hoş geldin hayatım. Bak, izah edeyim sana. Ay alçaklar. Hele o da onlarla birlik olmuş. Hayatım sakin ol. Ben ancak bu İngiliz buradan giderse sakin olabilirim, anlıyor musun? Ruhsar'cığım, o bir turist, o bir Türksever, o bir İngilizce öğretmeni, o bir teacher. Ya değil demek mi? İngilizce öğrenmek istiyorsun ha? Evet, tek amacım dil öğrenmek Ruhsar. O halde sana garanti veriyorum, bütün dilleri en iyi derecede konuşabileceksin. Nasıl? İşte böyle. Ruhsar'cığım, bu ne ya? Birleşmiş Milletler gibi. İşte seç beğen öğren. Sana bütün dünya dillerini getirdim aşkım. Ruhsar! Ruhsar! Aman! Bu ne? Ruhsar! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur Ruhsar yanı yanı başıma. Görsünüm.